Yani aslında bu onların suçu değil. Onların adı hayatında kazanma isteği, onların seni de kendileri gibi görmesi aslında. Benim de bir ayım vardı, senin de bir ayım vardı. Kusura bakma Aysa'ydın kadercim deyip sana destek olmamış olabilirler. Hani Ben bu konuda hiçbir yarışmacıyı suçlayamıyorum. Sadece şu, bu süreç içinde e, senin belki göze batan kısmın onlar için çok fazla tartışma, çok fazla Hı -hı. gerginlik... Kimi zaman sen haklı oldun, kimi zaman onlar haklı oldu. Ama bu süreçte senin yanında senin arka, sana arka çıkabilecek insanlar olmadı. Belki 3-5 kişi yanında olsaydı, ya sen gittikten sonra konuşan oldu mesela. Biz onu da konuşmuştuk. Kader varken keşke konuşsalardı. Yani ben gittikten Gibi. sonra zaten bir önemi yok bunun. Bir tadı olmuyor evet maalesef. Ama şimdi şöyle bir şey de söz konusu. İlk haftalarda zaten hani <laughs> e, kimse ona bakmıyor yani ilk hafta. Aman kim ses çıkarıyorsa onu gönderelim. Aynen hafta. öyle. Onu gönderelimin peşinde herkes. E, ben de e, tecrübesizliğimden dolayı e, bu beni etkiledi mesela. Daha önce böyle bir tecrübe yaşamadığım için e, orada ne yapacağımı bilemedim. Belki akıllı davranamadım. Yani diğerleri gibi birazcık daha sakin olmuş olsaydım. Ama bende şöyle bir şey var. İçimde bir şey yaşıyorsam eğer onu hemen söyleyebiliyorum. Hani şey yapmıyorum yani içimden böyle pazarlık yapmıyorum. Aa bunu söylersem bu olur. Direkt dilimde yani. Hemen söyleyebiliyorum. Belki bundan dolayı böyle oldu. Yani birazcık daha dikkat edebilirdim. Evet belki de. İhsan'cığım senin görüşün peki bu konuyla ilgili? Henüz <laughs> uyanmadık. Yani kaderim... Hayır, Kaderin kaderi, burada olduğu nedeni ne sence? Şöyle merak ediyordum yani gerçekten hani Mesela en yakın arkadaşı ile kaldı süre boyunca. ile evet. ilgili düşünceleri ilginç. Yani hak verdiğim yönleri de yok değil. Ee, Büşra çünkü gerçekten herkesle oldu yani Survivor'da. Yani başladığı gibi bitiremedi Survivor'u. Bir gün işte yalancı dediği bir adamla da beraber oy kullandı. Demediği kişiyle de oy kullandı. Onlarla da beraber hareket etti etmedi vesaire. Burada ben hep şunu savunuyorum, Kader'in gidişinin haksız olduğu bence hepimiz tarafından bilinen bir şey. Kader adada yaşadığı kısa süre boyunca evet problem çıkardı, arkadaşlarıyla iyi anlaşamadı. Ama performans olarak özellikle de Yunanlarla yarıştığımız bir senede çok iyi bir kadının yarışmacı adayıydı bence. Mesela Kader'in kaldığı süre boyunca mesela Sudeyi inceleyelim. Sude şimdi nasıl? Şampiyonu kadar evet. değil mi? Seda ile neredeyse hemen hemen aynı istatistiğe sahip. Yunan yarışmacılarla iyi dediğimiz yarışmacılarla aynı istatistiğe sahip. Son derece başarılı bir e, yarışmacı. Parkurlarda son derece iyi. E, Sude ile Kader aralarında fark var mıydı? Vardı. Hatta Kader bir tık daha iyiydi kaldı evet, süre boyunca. Doğru. Çünkü bir alışma süreci var. İlk haftaların günahı olmaz. ya yani, Sude'nin açılışı ne zaman oldu? Daha doğrusu çıkışı. ikinci üçüncü, dördüncü haftalardan sonra. Yani Kader de de aynı çıkış olabilirdi. Çünkü biz evet bir parkur yapıyoruz İstanbul'da. Bu bize her şeyi vermiyor ama bir ipucu veriyor. Ve dolayısıyla da mesela biz Sude'den de umutluyduk. Ecem'den de umutluyduk. Kader'den çok umutluyduk. Seda'dan zaten umutluyduk. Ve yani bizim umutlu olduğumuz yarışmacılar bir şekilde kendini gösterdi. Ee, Kader kendini gösterecek fırsatı bulamadı. Keşke kalsaydı. Ben de çok merak ediyorum. Yani gerçekten parkurlarda daha iyi olabilecekken maalesef ilk bizim konumuz olmuştu. Hayırlısı böyleymiş. Dediğim gibi belki ileriki yıllarda olur olmaz bilemiyorum ama ee, bu da senin alın yazılmış diyelim. Ee, ben şunu kaderimiz. söyleyeyim. Bence bu benim fikrim. Bence Kader de kendi içinde bazı şeyleri düşünmüştür. Ee, kader'in şu an burada olmasının en büyük sebeplerinden biri... ...gitmeden önce arkadaşlıklar edinmesi. Ve e, bu benim fikrim diyorum yine. Bu arkadaşlıklar... ...mesela Büşra için diyorsun ya... ...Büşra bir orada oldu, bir orada, bir orada oldu... ...şöyle oluyor... ...arkadaşlarla <laughs> bir şeyler dertleşiyorsun... ...fikrini yani bu dedikodu değil fikrini söylüyorsun... ...bu oyun alır bu alamaz... ...ben bundan alırım... ...böyle bir şey aslında bu... ...sonra bazı insanlar... E, ...bir şeyler evet... Ha. ...bir şeyler elde evet. adına Böyle... ...ya da iyi durmak için birilerine bir şeyleri anlattığı zaman... ...insanları ona... ...doldurabiliyor... Evet. ...ben mesela... ...hani bununla ilgili fikirlerim var... ...hani bununla ilgili kaderin... Mesela Kader'in parkurda en iyi olması. İstanbul'daki parkurda. Kader işte en iyi olduğunu söylüyor, en iyi olduğunu söylüyor. Bu biler insanları. Ya da senin için ben onu yenerim demiş demesi bile biler. Bu oradaki iletişim, oradaki şey sonra dediği gibi Büşra hani oraya gitti, buraya gitti. Atıyorum Büşra hani birkaç kere bunu biz gördük burada, izledik. Hı hı. Gidip mesela herhangi bir hikmete ya da işte Atakan'a ya da Seda'ya böyle bir şey dediğini düşünün. Kader'e dolar. Sonra Kader... Haklı haksız bir şey söylediği zaman sen bunu demiştin. Ya da demese bile bunda bir sıkıntı var. ya Ben öyle düşünüyorum. Sana zaten tepkili olduklarını düşünüyorum. Bazı sebeplerden dolayı. Ee, ben ilk defa Büşra'yı kıyafet seçiminde tanıdım. Ondan önce hiç tanımadım. Ee, şöyle bir sohbetimiz olmuştu. İkinci başvurusuymuş. Artık bir yıl gitmek istiyorum falan demişti. Öyle kıyafet seçiminde tanıdım. Zaten Seda ablayı da e, senden tanıyorum. E, çünkü ablamla çocukluk arkadaşısınız. Hı -hı. Oradan tanıyorum. Onun dışında hiçbir şekilde muhabbetim yok hiçbiriyle. Yusuflarla da fragman zamanı konuşabildim. Yani öyle oturup sohbet etmek, işte birilerini çekiştirmek gibi zaten benim öyle bir huyum yok. Öyle bir zamanımız da olmadı. Hani herkes birileri hakkında hani fikirlerini söyleyebilir ama yani bizim öyle bir şey şansımız olmadı yani öyle bir zamanımız olmadı.